Ne yapıyorsun abi? Televizyonu satacağım. Bırak onu, parasını ben ödedim. Ayrı gayrım var bu evde. Gebertirim ulan seni. İnanmışsın belli. Bir de beni dinle ha. Okutmaya çalıştım kardeşimi, okumadı. Beni sevdiğini söyle. Biliyorsun. Olsun, yine de duymak istiyorum. Sibel Turnagöl İstanbul'un Karagümrük semtinde 28 Şubat 1968'de doğdu. Ama kimse onun gerçek hikayesinin köklerini bilmiyordu. Karagümrük'te doğan Turnagöl dışarıdan bakıldığında bir roman gibi görünse de gerçek asaleti Arnavut ve Çerkes soyundan geliyordu. Sibel Turnagöl, dedem bir Arnavut ama ben İstanbul'da doğdum. Ailem Arnavut ve Çerkes kökenli. Fatih Karagümrük doğumlu olduğum için beni herkes roman sanıyor. Sibelcan'la akrabalığımız var. Aslında onun babası da Arnavut'tur der. Sibel İstanbul'da dünyaya geldiği için doğduğu semtin izleriyle büyüdü. Kendi köklerine olan bağlılığıyla bilinen Sibel Turnagöl genç yaşlarda güzelliğini fark etti. Henüz 16 yaşındayken fotomodellik dünyasına adım attı ve podyumlarda adeta bir peri gibi parladı. Onun güzelliği ve zarafeti onu sadece bir model olarak değil, aynı zamanda bir sanat eseri gibi gören herkesi büyüledi. Kimse onun yaşına inanmak istemiyordu. Çünkü o kadar olgun ve zarifti ki yaşını sormayı aklınızdan bile geçirmezdiniz. O güzelliğiyle sadece kameralarda değil, insanların kalbinde de iz bırakan bir sanatçıdır. Sibel Turnagöl mankenlikle başlar ama bunun altında yatan sebep çok başkadır. Aslında mankenlik onun hayallerine ulaşması için sadece bir adımdır. Sibel Turnagöl neden mankenlik yaptığınıysa bir televizyon programında şöyle anlatır. Mankenlik yapmak istemiyordum. Hayalim oyuncu olmaktı. Konservatuara girmek istiyordum. Ama ailem buna izin vermedi. Okulu bitirmemi, sonra bir şeyler yapmamı istediler. Ben de eğer manken olursam beni keşfederler ve oyuncu olabilirim diye düşündüm. Ardından mankenlik için kursa yazıldım. Yazıldığım kurs Bulvar Gazetesi'ne benim fotoğraflarımı göndermiş. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Annem ve babam bu duruma çok karşı çıktı. Ama sonradan onlar da yumuşadı. İşte orada seyircilerin oylarıyla Mankenler Kraliçesi seçildim der. Sibel Turnagöl 1986 yılında düzenlenen bir yarışmayla 16 manken arasından birinci seçilmişti. Bu sayede aynı yıl 21 Haziran'da Kuşadası'nda düzenlenen Avrupa Mankenler Kraliçesi yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Sibel Turnagöl'ün adı ışıldadığı an hayatın perdesi ardına gizlenen hikayeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Ünlü oldukça geçmişi incelenmeye, sorgulanmaya başlandı. Bu araştırmalar sonucunda Sibel Turnagöl'ün Aydın Saye isimli bir gece kulübü işletmecisiyle kısa süreli bir evlilikle anıldı. Bu olay bir basın toplantısında Engin Berberoğlu isimli bir belediye başkanının bir gazetecinin sorusuyla ansızın ortaya çıktı. Sessizlik ardından evet cevabıyla bozuldu. Evliliğin ortaya çıkmasıyla uluslararası bir yarışmaya katılacak olan bir kraliçenin evli olmaması gerektiği kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı. Ünvanı elinden alındı. Taç geri alınmıştı. Ama bu olay onun hayatının bir dönüm noktasıydı. Bu olay basının merceği altında parlamasına yol açtı. Ünvanı elinden gitmişti evet ama medyanın ışıkları artık onun üstündeydi. Aşkları, pozları ve dudaklardan dökülen sözlerle hızla ünlü oldu. Bu şöhret dalgası hayalini kurduğu sinema dünyasının kapılarını da ardına kadar açtı. Artık sadece bir manken değil, medyanın ve seyircilerin dikkatini çeken bir yıldızdı. Kendi yaşamının bir yarışmasıydı ve bu yarışmada da zafer onun olacaktı. Sibel Turnagöl, beyaz perdeye adım attığı andan itibaren kendi gücünü ve cesaretini tüm dünyaya gösterme vaktinin geldiğini hissetmişti. Onun sinema dünyasına ilk adımı bir reklam filmiyle oldu. Ali Nur Veli Dedeoğlu'nun objektifinde parladı Pelikan Kalemleri reklamında. Televizyon ekranlarına yansıyan zerafeti seyircileri büyülemeye devam etti. Güzel yazmak isteyen Pelikan olmalı. Rahat yazmak isteyen Ardından büyük yönetmen Şerif Görün'ün kamera karşısında yer verdiği bir projeye dahil oldu. Sen Türkülerini Söyle adlı sinema filmi onu ve Kadir İnanır'ı bir araya getirdi. O filmde gerçek bir oyuncu olmanın ve duyguları en derinden hissedip seyirciyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu film onun yeteneklerini göstermenin sadece başlangıç olduğunu ortaya çıkardı. Kimseleri gördün mü Hayri?
şerifi gör. Adem'le Havva'dan hayat köprüsüne, skandaldan yolun sonundaki karanlığa, Hafız Yusuf Efendi'den bebek ve günah tohumlarına kadar pek çok filmde rol aldı. Ayağın uğurlu geldi ha. İlk iş gününde iş yattı. Sen istedin gelmedin. Yok ya, şaka. Jön havasını attı. Her karakterle bütünleşerek seyircinin gönlünde taht kurdu. Onun adı beyaz perdenin parlayan yıldızları arasında yerini sağlamlaştırdı. Her film onun yeteneklerini daha da parlattı. İzleyicileri etkisi altına almayı başardı. Bu sadece bir oyuncunun yükselişi değil, sinemanın büyülü dünyasına adım atan bir sanatçının zirveye tırmanışıydı. Büyük bir kuruluşun başındasınız. Ve de çok gencim, öyle mi? Öyle demek istemedim. Olgun görünümden söz edecektim size. Sibel Turnagöl sahnelerin tozunu attıran, kendi mücadelesiyle ve sanatsal yetenekleriyle parlayan bir yıldızdı. Sadece oyunculukta değil, şarkıcılıkla ve televizyon programcılığıyla da büyük bir başarıya imza attı. Sanat dünyasına yön veren bu ünlü isim, 1999 yılında kendinden bir parça taşıyan Can Bo adlı albümü müzikseverlerle buluşturdu. Bu albüm sadece sanatçının yeteneklerini değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden gelen duyguları da yansıtıyordu. Sanatın gerçek gücünü keşfetmiş bir anne olarak müzik dünyasında da etkileyici bir varlık olduğunu kanıtladı. Bu albümdeki özel düeti İzzet Yıldızhan'la yaptığı dinleyicilerin kalbinde özel bir yer buldu. Sibel Turnagöl sadece sanat hayatında değil, televizyon ekranlarında da parlıyordu. 99 ve 2000 yıllarında TGRT'de yayınlanan Sinan Özen ve Sibel Turnagöl Show adlı programla izleyicileri büyüledi. Sonra konuşalım. Evet, ama güçlü alkışlarınızla dinç geliyor. Ardından 2005 yılına kadar bu büyülü dünyayı seyircilerle paylaştı. 2006 yılında Star TV'de Kardeş adlı programla ekranlara döndü. 2007 ve 2009 yılları arasında yine Star TV'de Keyfi Sibel adlı programıyla izleyicilere eşsiz anlar yaşattı. 2010 yılındaysa Sibel'i Alem adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Her bir programıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. Ancak hayat ona sadece sahnelerde ve ekranlarda değil, özel hayatında da zorlu sınavlar sunacaktı. Genç yaşta yaptığı ilk evliliği hızla gerçekleşti. Ama gerçek aşkı ve kalbinin sahibini Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık da buldu. 1988 yılında gerçekleşen bu evlilik, Sadri ismini verdikleri sevgiyle dolu bir oğulla taşlandı. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık bu aşkı sonsuz kılmak için büyük çaba gösterdiler. Ancak hayatın cilvesiyle 1992 yılında bu mutlu aile tablosu ansızın son buldu. Sibel Turnagöl, sahne ve ekranların ışıltısı altında sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda güçlü bir kadın olarak da yer alıyordu. Çifti boşanmaya götüren sebepse Kerem Alışık'ın Nazan Şoray'ın evine girip çıktığı sırada çekilmiş fotoğrafları olur. Bu fotoğraflara gelene kadar basında Kerem Alışık'ın Sibel Turnagöl'ü defalarca aldattığı iddia edildi. Ancak bu fotoğraflar çifti adliye koridorlarını sürükledi. Boşandıktan sonra Sibel ve Kerem çifti sadece küçük Sadri'nin özel günlerinde bir araya geldi. Nazan Şoray skandalından sonra çifti birbirine düşman eden diğer bir olaysa 1995 yılında yaşandı. Sahneye çıkmaya karar veren Sibel Turnagöl cesur pozlar vermişti ve bu pozlar çiftin arasındaki ipleri iyice gerdi. Kerem Alışık bunun üzerine oğlu Sadri'yi yanına almaya karar verdi. Bunun için kampanyalar bile yaptı. Araya giren anne Çolpan İlhan bir kez daha olayları yumuşatan isim oldu. Nazan Şoray ve Sibel Turnagöl arasındaki husumet ise yıllar boyunca devam etti. Nazan Şoray'la ilişkisi başlamıştı Kerem Alışık'ın ve bu ilişki bitince Kerem'in Sibel'e döneceğini düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Kerem Alışık, Fırtınalar isimli dizide tanıştığı Ebru Gündeş'le kısa ama bol dedikodulu bir aşk yaşadı. Ebru Gündeş, Sadri Alışık gecesinde Sibel ve Kerem'in fotoğraflarını birlikte görünce adeta çılgına döndü. Bu olay üzerine Sibel Turnagöl kafaları allak bullak eden şu açıklamayı yaptı. ''Oğlumuz Sadri yeniden evlenmemizi istiyor. Oğlum ne derse o olur.'' Bu sözlerden sonra Kerem Alışık ve Ebru Gündeş ayrılırlar. ''Her ikinizden de özür diliyorum. Biliyorsun biz her konuda kader birliği yaptık. Bunu bana değil, ona söylemelisin. Ebru Gündeş'le ayrılan Kerem Alışık bu kez kesin olarak Sibel Turnagöl'e dönecekti. En azından basın sürekli böyle yazıyordu. Ancak Kerem Alışık bu kez Aydan Şener'le fırtınalı bir aşk yaşamaya başladı.
bu çift Kumru dizisinin setinde tanışmışlardı. Tabi Sibel Turnagöl bu olay üzerine bir kez daha devreye girdi. Aydan Şener ise şöyle demişti. Kerem beni Sadri ile tanıştırdı. Çok tatlı bir çocuk. Sibel Turnagöl bunun üzerine hayır bu doğru değil. Kerem Sadri'yi kiminle tanıştırıp kiminle tanıştırmayacağını çok iyi bilir demişti. Bir süre sonra bu olaylar durulmuş, herkes köşesine çekilmişti. Boşandıktan sonra 20 yıl hayatına kimseyi almayan Sibel Turnagöl 2012 yılında Mehmet Çelik'le nikah masasına oturdu. Bu evlilikle hayatına yeniden başlayan Sibel Turnagöl, huzur dolu hayatına Şişli'de moda evi işleterek devam ediyor. Sibel Turnagöl'ün oyunculuk dünyasında henüz gerçekleşmeyen hayalleri, onun içindeki büyük potansiyelin yalnızca yüzeyde kalmasına neden olmuş olabilir. Güzelliği ve doğal yeteneğiyle donanmış olan bu cesur kadın henüz tam anlamıyla sahnenin topraklarına ayak basmamış olabilir. Ancak bu onun gerçek potansiyelini yansıtmaz. Hayat bazen bize istediklerimizi hemen sunmaz. Ancak bu umutsuzluğa kapılmak için bir neden değil, daha fazla çaba harcamak için bir ilham kaynağı olmalıdır. Sibel Turnagöl'ün içindeki yetenek ve tutku gelecekte farklı projelerde boy gösterebilme potansiyeline işaret ediyor. Belki de bir gün onun hayalini kurduğu oyunculuk dünyasında parlayan bir yıldız olacağına şahit olacağız. Umuyoruz ki bu güzel ve cesur kadını hayalinin peşinden gitmeye teşvik eden bir fırsat bekliyordur. Ve inanıyoruz ki o gün geldiğinde sahneler ve ekranlar onun büyülü varlığına şahitlik edecek ve izleyicileri onun büyülü dünyasında kaybolacak. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir hayat dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.